Seni sabah sabah uyandırdım, kusura bakma. Ne yapayım? Beni uyku tutmayınca Bedişle erkenden kalkıversin dedim. Seninle bugün belki de ilk kez çok ciddi şeyler konuşacağız. Dün akşam o bebeği kucağıma aldıktan sonra seninle bu konuşmayı yapmak için ne kadar geç kaldığımı iyice anladım. Akşam annemin yanında beni rezil etti. Ama olsun, hiç olmazsa benim de aklımı başıma getirdi. Bak Bediş, lütfen artık değişmeye çalış. Genç kız oldun, çılgınlıkları bırak. Çevremizdeki bütün insanlar senden bunu bekliyor. Aklını başına topla. Akşam annemi ikna etmek için ne kadar uğraştığımı biliyor musun sen? Ne hakkın var buna? İlle de birinin seni azarlamasını mı bekliyorsun? Ayıp değil mi ya? Okulda herkes senden yaka silkiyor. Herkesin başına bir çorap örmüşsün. Ama ben artık katlanamıyorum. Beni rahat bırak, anladın mı? Başkalarına ne yaparsan yap, beni ilgilendirmez. Ama beni rahat bırak. Tabii Oktay'cığım, anladım. Bir daha seni rahatsız etmem. Çok acıkmışsın, benim kahvaltımı da ye canım. Hani duymuşsunuzdur, bekarlık sultanlıktır derler. Şey diyecektim, yani iyi yanı da var, kötü yanı da var. Örneğin ben annemin şehirli pilavını çok özledim. Ah canım benim, gel bir gün bize de, ben sana şöyle bir tencere pilavı yapıp koyayım önüne. Ay, pirinç lapasını da hiç sevmez. Çocuk özellikle annesinin pilavını özlemiş. Katılıyorum yani. Sen niye özlüyorsun onların pilavını? Oho! Bediş. Hepsini alıyorum. Teşekkür ederim, sağ ol. Seviyor. Sevmiyor. Seviyor. Sevmiyor. Seviyor. Sevmiyor. Seviyor, sevmiyor. Seviyor, sevmiyor. Seviyor, sevmiyor. Seviyor, sevmiyor. Seviyor. İnanılmazı başardınız. Birlikte başardık hocam. Keşke daha fazla yapabilseydik. Ama malum aldığımız... Peki, ben size bir şey itiraf edeceğim. Ben sizi izlerken ne düşünüyordum biliyor musun? Bunların arasında bir şey var mı acaba? Aa, ne değişik. Biz sen düşünüyordun. Vallahi herkes düşünüyordu bunu herhalde. Geçen gün zaten Serhat'la röportaj yaparken o da aynı şeyi sordu. Ama hakikaten o zamanlar biz çok başka türlü yetiştirilmişiz ya. Yani insanların hayatında başka birileri varken böyle şeyler aklına gelmiyor. Yani çok böyle naif, nasıl naifsa o biraz önce bahsettiğimiz gibi senaryolar bile naif. Ve eğitim sistemimiz, ne bileyim aileden gelen eğitimimiz bunlara müsaade etmiyordu. Yani ikimizin de başı bağlıydı, olmasaydı belki de olurdu diyoruz. Ya ama bazen şöyle oluyor, insanların yine başı bağlı oluyor. Hani biz böyle konuşuyoruz, yazıyoruz, çiziyoruz. Gerçek aşk da çıkabiliyor. O da olabilir. Yani bunu yargılayabilir miyiz? Tabii ki yargılayamayız. Ama dediğim gibi yani bir şeyi engellemek istersen engellenebilir gibi geliyor bana. Bu senin fikrindi. Peki Cenk, sana soralım. Böyle Yonca'ya platonik, böyle gizli gizli bir hayranlık falan bir şeyler. Ya evet de, o zaman... Cenk, evet. Ya o zaman zaten Yonca, biliyorsunuz yani Yonca herkes hayrandı Yonca'ya. Aynen öyle. Yonca, pardon, yani şimdi 8-15 vapuru falan hepimiz. O zaman demeyeceğim. O zaman her zaman. Ya her zaman. Her zaman. Tekmeyi yiyince biraz bir şey oldu. Kendine geldi. Evet, aynen. Yani bir kere o kadar çok birlikte vakit geçiriyorduk ki yani bir hem... 7 günde. Aynen, hem 7 gün çok uzun sürüyordu. Çünkü hayal sahneleri falan da olduğu için başlı başına... Başka insan görmüyorsun. Tabii. Peki insanız, hiç aklınızdan, içinizden, gönlünüzden hayatımda olmasaydı da Cenk olsaydı, hayatımda olmasaydı da Yonca olsaydı demediniz mi? Yani ben demedim ama yani çok yakışıklı çocuk Allah için, hani Allah sahibine bağışlasın dediğimiz olmuştur, hala da diyoruz. Yani bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilir ama dediğim gibi işte yani o aldığın terbiye... bazı çizgiler, bazı kalın çizgiler var bizim hayatımızda. Tabii ki dediğim gibi yine yaşla da ilgili bir şey tabii ki bu. O yaşadığımız dönemle de ilgili bir şey. Şimdi daha rahat insanlar. Çok umursamıyorlar başkalarının duygularını. Hep çok mu iyi anlaşıyordunuz peki?
Evet. Böyle tartıştığınız evet. zaman ya da birbirinize sinir olduğunuz zamanlar olmuyor muydu? Hiç olmadı. Böyle sinir olacak bir şey var mı? Adamı sinirler almış gibi. Hiç olmadı. Hiç evet olmadı. Çok sakin. Çok sakin tabii. Hiç çok olmadı. Sakin. Yani peki, komik anılarımız var tabii çekim anında. Yonca hep böyle setin en ünlüsüne sorulur. Sana şu oyuncular eşlik edecek diye. Sana dediler mi Cenk Torun sana eşlik edecek ya da nasıl seçildi kadro? Yani o şu çok net hatırlamamakla beraber bir kere en başta ben kabul etmekte zorlandım. Çünkü çizgi bir karakterin diziye dönüşmesi, gerçeğe dönüşmesi insanlara antipatik gelebilirdi. Burada çok sıkıntı yaşadım ben. Böyle bir şey kabul edeyim mi etmeyeyim mi? Çılgın Bediş hayranlıyım. Kendim aynı zamanda. Hani o dönemlerde turneye gidiyorum. Ailem gırgırı bir diktiriyordu ki ben kaçırmayayım Çılgın Bediş'i diye. Ha. Derken günler geçti, yıllar geçti ve benim önüme böyle bir teklif geldi. Hem çok heyecanlandım hem de korktum. Fakat sonra işte etrafımda gazıyla dedim yapayım. Önüme gelen liste inanılmaz güzel bir listeydi. Kimler yani vardı? Sinan Benger, Selma Sonat, Çiçek, Dilligil, işte Cenk o dönemde de işte Yıldız'ın bir klibindeydi ama yıkıyordu ortalığı. Evet, yani. Delikanlı'nın klibinde döndürebiliriz. Evet. Dolayısıyla da güzel bir ekipti ve iyi ki de olmuş. İyi ki de öyle olmuş.